birbirinden nefis lezzetleri bir araya getiren çok özel mekanlardan biri olan Kahramanmaraş Çıtır Unlu Mamullerindeyiz. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Maraş'ta devam ediyor. Şimdiki durağımız ise unlu mamullerine yönelik hizmet veren bir marka ismi Çıtır Unlu Mamullerine konuk oluyoruz. Firmamızın sahibi Sayın Hakan Seydoğlu yanımızda, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Bizler çok çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Tabii ki ürünlerimize geleceğiz, ürün yelpazemize geleceğiz. Birçok çeşidimiz var. Birçok farklı lezzetimiz, Maraş'a özel lezzetlerimiz var. Bunları anlatacağız ama öncelikle firmayı tanıyarak başlayalım. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nerede başladı bu hikaye? Dediğiniz gibi ismim Hakan Seydoğlu. Şubat ayında firmayı kurdum. Emin adımlarla ilerliyorum. Kendi ürünlerime çok güveniyorum. Evimde yapmadığım lezzetleri iş yerimde satmayı tercih eden birisi değilim. Seviyorum hizmet vermeyi müşterilerime. Onlarla ilgilenmeyi birebir, kasada olsun gerek tezgahta olsun. Bunları yapmayı seviyorum. Ve esnaflığı çok sevdiğim için bu sektöre atandım. Kendime adadım, 4 aylık evliyim, eşimle beraber bu işi yürütüyorum. Bir şekilde ilerliyorum diye düşünüyorum inşallah. Evet, aslında siz öğretmensiniz. Evet. Değil mi? Evet, bilgisayar öğretmeniyim ama işte günümüz şartları neyi gösteriyor, diplomaya bakmıyor diyorum. Ondan sonra ben de bir hizmet sektöründe ilerlemeye devam ediyorum. Bir de ben boş durmayı sevmiyorum. Hani sürekli koşturmayı sevdiğim için bu işte gerçekten çok teferruatlı bir iş. Hani gecen yok, gündüzün yok, uyku yok, yeri geliyor. Ben de bunları seven bir insanım, koşturmayı seven bir insanım ve böyle bir şekilde uğraşıyorum. Çok büyük emek var ama sonuçta, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Burada hizmet kalitesi çok çok önemli. Tabii. Ve tabii ki ürünlerimiz çok önemli. Aslında firmayı çok kısa bir zaman olmasına rağmen bir marka haline getirmenizde bunların çok büyük etkeni var. Kesinlikle, öyle değil mi? Kesinlikle, tabii ki, kesinlikle. Hani bunun gecesi gündüzünü işte bu anlamda yapıyoruz. Hani koşturmadan herhangi bir şey yapamıyorsun. Herhangi bir şeye sahip olamıyorsun. Hani bir çaba göstermen gerekiyor ve bunu da müşteriler bizden daha iyi biliyorlar. Hani buradaki gösterdiğin emekler, kullandığın malzemeleri gerçekten bizden daha iyi biliyorlar. Bu bir 2-2-4'tür yani. Hani gerçekten senin kattığın güler yüz, senin kattığın lezzet müşteriye bunu çok iyi yansıyor. Evet, ben bunu çok iyi destekliyorum. Hani dediğim gibi ilk başta da koşturmayı seven bir insan olduğum için bunlar benim işim diye düşünüyorum. Ve işimi de yaptığımı düşünüyorum inşallah. Peki, çok büyük bir cesaret bu sektöre girmek. Kesinlikle. Peki buna nasıl karar verdik? Tamamen tesadüfi diyebilirim. Babamın burayı devralışıyla sonrasında yapmak istemedi emekli olduğu için. Ben devam ettirmem oldu. Bir şanstı benimki ama o şansı çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ve mutlaka elime attığım bir işin sonunu getirmeyi seven birisiyim. İnşallah da sonunu getireceğim ve hızla ilerliyorum. 9 ay sürecinde bile büyük bir yol kat ettim. Hani aslında bu çok önemli. Çünkü işte firmayı tabii ki alırsınız, çalıştırırsınız ama önemli olan burada kaliteyi tutturmak, tabii, lezzeti tutturmak ve emek sarf etmek ve sabrederek bunu da başarmak çok önemli. Siz de bunu başardınız. Şimdi lezzetlerimize gelecek olursak özellikle burada çok farklı Maraş'ın özel bir lezzeti var. Nedir? Kahramanmaraş çöreği en özellikle, hani bunun çeşitleri yumuşak çörek, tuzlu çörek, şekerli çörek, ayrıyeten bize özgü olan cips çörek. Hani çok ince bir şekilde açılıyor ve çok kıtır kıtırdır. Hani paketlenirken bile kırılabiliyor, o kadar ki incedir. Bu lezzeti ondan sonra ne bileyim, mesela Tarsus'a özgü, Osmaniye yöresinde daha çok yapılıyor. Tarsus gevreği Maraş'ta tek yapan benim. Hani farklı lezzetleri seviyorum. İnternetten araştırıp, ne bileyim, giderek araştırıp, görerek araştırıp bazı şeyleri, onları üretmeyi, farklılıkları yapmayı çok seviyorum. Evet, çok ürünüm kalıyor. Bazen ürünüm artıyor ama müşteri gerçekten bunları, hani farklılıkları, çeşitleri istiyor. Bugün alıyor, yarın 3 tane alıyor, 5 tane alıyor. Ama bunu
İşte dediğim gibi 9 aylık bir süreçte evet bir yol kat ettim ama daha kat etmem gereken çok yol var diye düşünüyorum. Ve sürekli kendimi geliştireceğim. Kesinlikle. Ve çıtayı yüksek tutacağım diyorum değil mi? Hani şimdi bilgisayarlar bile hani kendini güncellemeden hız kaybediyorlar. Mutlaka sürekli güncellemeler gerekiyor. Kesinlikle. Ben de genç ve dinamik birisi olduğum için şimdi yaptık diyoruz. Yaşlanınca yapamayacağız. Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki ürünlerimizde neler var? Biraz onlardan bahsedelim. Ya benim ürünlerimde unlu mamullerinde aklınıza gelebilecek her şey. Özellikle de diyet ekmekleri. Kepek, tam buğday, çavdar, işte cabata dediğimiz ekmek, zeytinyağlı zeytinli ekmekler. Hani farklı çeşitleri yapıyorum Kahramanmaraş'ta ve tutturdum. Hani ben doğal ürünler yapıyorum. Hani herhangi bir katkıyla değil de değirmenden çekilen, üzerinde kepeği kalan unlardan yapıyorum. Özel doğal siyah unlardan. Ne bileyim pastalarda aynı şekil hani kaliteyi biraz daha arttırıyorum. Lezzeti biraz daha arttırıyorum ama fiyatları uyguna çekiyorum ki çünkü halkımız şu an kaliteyi uyguna arıyor. Evet. Ben de o stratejide ilerliyorum. Daha da iyi olacak inşallah. Mesela tatlarıma tamamen tereyağı, fıstık, nerede boz fıstık dediğimiz olay, nerede iyisi var onu araştırıp buluyorum. Bir şekilde bir şeyleri yapıyorum, çabalıyorum. Ondan sonra kuru pastasıydı gördüğünüz gibi tezgahımda da zaten. Tatlılarıydı, unlu mamuller olarak aklınıza gelebilecek bütün her şeyi de Kahramanmaraş'ta hizmet veriyorum şu anlık. Evet, aslında biz de bu sektördeyiz, biz de bu sektörde varız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki. Amacımız, hedefimiz o inşallah. Peki başka neler hedefliyoruz? Projelerimiz var mı? Projelerimde önce kalitemi oturtup, ustalarım zaten sağ olsunlar beni çok destekliyorlar. Ustalarımın da desteğiyle çok şube açmadan az şubeyle, yani iki, en fazla iki veya üçü düşünüyorum. Üç şubeyle Kahramanmaraş'ta hizmet verip sürekli sıcak hizmet vermeyi düşünüyorum. Açıkçası hani müşteri çıkar çıkmaz ürününü alsın ve tüketimine hazır hale getirsin. Ben bunu istiyorum. Çok şube, fabrikalaşmayı çok sevmiyorum. El işçiliğine daha çok seviyorum. Tamamen emek olsun ve hizmet olsun istiyorum. Ve bu yolda da emin adımlarla ilerliyorum inşallah. İnşallah. Yolunuz çok uzun, başarılar diliyorum bu yolda size. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum tekrar bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Şeref son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak emek olmadan ekmek olmaz diyorum ve Kahramanmaraş'a yolu düşen bütün hemşerilerimi kendi yerime, çıtır unlu mamullerine bekliyorum. Biz buradayız diyoruz. Biz buradayız. Her zaman 7/24 sürekli hizmet veriyoruz. Kendim tezgahtarlık yapıyorum. Kendim bir şeyleri başarıyorum. Ve bütün personelimle inşallah bu emin adımlarla bu yolda ilerliyorum. Ve çok, varım diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Ama nerede? Buyurun birlikte izleyelim.